Merhaba değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs ile beraber boşanma oranlarında bir artış göstermiş bulunmakta. Peki neden koronavirüs insanlara ne yapmış olabilir? Bunu halkımıza soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Çünkü insanlar sürekli aynı şeyi yapa yapa sıkılıyor yani. Evde yapabilecek aktiviteler çok az. O yüzden. Ama karı koca neden boşansın ki evde aktivite az diye? Ben olsam ben de sıkılırım. Aynı yüzü görmekten sıkılıyorsun. Yok aynı yüzü değil de birazcık maceracı olduğum için o çok şey gelir bana. Evde kalmak çok sıkıcı gelir. Ama tamam da bunu eşinin suçu değil ki. Ondan da sıkılırım işte. Eşinden de sıkılırdın. Aynen. Çok ilginç. Evet. Burcumun özellikleri böyle. Erkekler ve bayanlar evde kaldığı için mi acaba? Evde birbirlerini çok mu didişiyor? Herhalde. Bizde yok da. Olanlar da olabilir. Bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Koronavirüs yani o küçük yeşil canavar siz olsaydınız iki mi bulaşırdınız? Fena erkeklere. Değil mi? Biz birazcık böyle bir şey gördüm size erkeklere karşı. Fena erkeklere bulaşırdım. Yok. Ben de yok. Kocamda yok ama ya çevreden duyduklarım için. Yani huzursuzluk çünkü erkek ister istemez sürekli bir şeyler söylediği için bu sefer diliksizlik oluşuyor. Bu sefer de bayan ve erkek bir bakmışsın tartışmaya girmişler. Çocuklar bir şey diyor, çocuklar istiyor, şuydu, buydu bir bakmışsın. Tartışma büyüyor. Hiçbir şey yokken boşanma. Zaten insanların psikolojisi bozuk, ondan olabilir. Psikolojisi bayağı bir bozuldu yani. Erkeklerin çok evde kalması. Öyle mi? Yani. Birbirlerini yiyorlar. Aynen. Birbirlerini parçalıyorlar, yiyorlar. Gayet doğal yani o. Doğum oranı da artar, boşanma da artar. Öyle bir şey. Boşanma oranları virüsle beraber... Hiç duymadım, ilk defa sizden duyuyorum. Koronavirüsle beraber boşanma oranlarında bir artış göstermiş. Evet. Sizce neden yani? Koronavirüsle ne alakası olabilir? İnsanlar yaşam mücadelesi verdiği için aslında... O zaman sadece kendini düşünmüş oluyor. Yanındaki insanla bir ömür boyu geçirmeyi değil de kendini kurtarmak amaçlı. O şekilde aslında ayrılıklar oluşuyor. Yani şimdi mesela ben seninle birlikte olduğum zaman ne oluyor? Virüs korkma telaşı var. Bende olmuyor, sende olabiliyor. Bana bulaşmış oluyor. Ölümden korktuğum için aslında bu. Başka bir şey değil yani. Biraz kadınların çenesi çok olduğu için erkekler de ona dayanamıyor. Dayanamadığı için boşanmalar oluyor, dövüşler oluyor evde, geçimsizlik oluyor. Bir de maddi yönden sıkıntılar var zaten, herkes işsizlik yönünde. Ben kendimden örnek vereyim, ben 2 aydır atama bekliyorum, atamam geldi. Atamam geldiğimden dolayı atanamadım virüsten dolayı. Şu an tekrar bir atama bekliyorum. İnşallah olur diyorum, bekliyoruz. Beklemek İnşallah. İçindeyiz. Bilmem. Koronavirüs sebebiyle birçok insan şu an evde kalıyor. Evet. Yani daha karı koca ilişkileri falan daha çok beraber yakınlar oluyorlar. Ve belki yani görmedikleri taraflarını falan görüyorlardır. Bilemiyorum. Yani daha çok yakında oldukları için. Değil mi? Olabilir. Yoksa birbirlerinden mi sıkılıyorlar? Evde yalnız kal böyle sürekli beraber. Bilemiyorum. İnsanlar evde sıkıldıkları için birbirlerine çatıyorlar bence. Dışarı çıkamıyoruz bu havalarda. Hep bana yaptığın gibi. Vallahi şimdi şöyle diyelim. Kadınlara hakkı çok çoğalışın. Boşanma daha çok oluyor. Yani hepsi kadınlardan tarafa ya. Öyle mi? Aynen. Şimdi herkes eve kapanınca tartışmalar, herkeste bir stres olabilir yani o şekilde olmuş olabilir. Birbirlerinden mi bıktılar mı, usandılar mı? Aynı evde kal birbirlerine zaten mi çok... Herkes şimdi stres altında. Bir de aynı çatı altında sürekli. Bir kafa dağıtacak yer yok. Olabilir yani, bu artmış olabilir. Bence evlilik yıl dönümlerinde hediye almıyor erkekler. Ondan olabilir. Bugün benim evlilik yıl dönümüm. Eşime buradan duyuruyorum. Hediye alması gerektiğini hatırlatıyorum. Tamam, bugün hemen yayınlayacağız bunu. Aynen. Görüşürüz. Peki, teşekkür ederim. İnsanlar daha önce evlerinde olmadıkları için, hep dışarıda oldukları için ilk defa bir araya geldiler. Bu kadar bir arada ilk defa kaldılar. Gayet normal yani. Olması gereken oluyor. Demek ki daha iyi tanıyorlar bu dönemde birbirlerini. O yüzden...